Selamun aleyküm everyone. Şimdi ise size D3200'ü şey yapacağım. Anlatacağım. D3000 ailesi Nikon'un giriş serisine hitap eden bir kısım. Yani ilk kez eline kamera alanlara yönelik bayağı basit şeyler var. Hani bunu alan kişi için manuel modlar falan çok pek önemli değil tarzında Nikon'un bir yaklaşımı olmuş. 2006 yılında D40'da başlayan bir serinin yerine gelen D3000 serisi. D3000, D3100, D3200, D3300, D3400 ve en son D3500 olarak devam ediyor. Bu elimdeki makine D3200 ise 2014 yılında çıkmıştı. Şimdi gelelim bir önceki selefinden farkı. D3100'den farkı D3100'de 14.2 megapiksel sensör varken D3200'de 24.2 megapiksel sensör var. İlgilenenler için güzel. Bu arada bunun sensörü CMOS. D3100'de ISO 100 ile 3200 arasındayken D3200'de 100 ile 64.000 arası, fakat ekstra yükseltebiliyorsunuz. D3100'de XSpeed 2 işlemcisi varken bunda XSpeed 3 işlemci var. En büyük şey değişim arka ekranda olmuş açıkçası sensörden sonra. Çünkü D3100'de 220 noktalı ekran çözünürlüğü varken bunda 3 inç 920 noktalı LCD ekran var. Arkadan ve önden kızılötesi alıcılar var. Ondan farkı. Saniyede 4 kare fotoğraf çekebiliyor. Eğer adaptör alırsanız Wi-Fi seçeneği de oluyor. Fakat bir adaptörün o kadar para vermektense 500 lira civarı bir şeydi yani. Bunu alıp bir de onu almak yerine azıcık koyup de işte 3400 falan alınabilir yani. Tabii şu zaman için konuşuyorum ben. Bu arada D3100'de 1080p'de 24 kare çekerken bunda 1080p'de 30 kare çekebiliyor. Yani bu da böyle bir şey yani, çok hani Süreyya'nın muhteşem değişimi gibi. Makinenin en büyük özelliği bayonet kısmına gelirsek, F bayonetini barındırıyor Nikon'un. Bu F bayonetinde şöyle bir özelliği var. 400'den fazla Nikon'un lensini kullanabiliyorsunuz bu makinede. Ve bakıldığı zaman bayonet başına bu kadar lens en fazla Nikon'da var. Vintage lensler için de kullanabiliyorsunuz. Mesela benim bu 98'den çıkan, pek vintage sayılmaz ama 98 yılı yapımı olan lensimle de bunu kullanabiliyorum. Daha eski lenslerimle de kullanabiliyorum. Otofokus'a tekrar geleceğiz. ISO'ya gelirsek, ISO'da 800 üstü bayağı grenlenmeye başlıyor. Hani o yüzden 800'ün üstüne pek çıkmayı düşünüyorum hani. Olabildiğince hani 800 benim maksim. Çünkü o greni pek güzel bir gren değil. Video performansına gelirsek 1080p'de 30 kare çekim yapabiliyor. Fakat handikapı, siz bunu alıp üstüne mikrofon çekip ben vlog çekeceğim dediğiniz zaman sürekli şöyle bir manzara ile karşılaşıyorsunuz ve sesle. Yani demek istediğim çok kötü. Sürekli o sesle otofokusu vıcık vıcık vıcık. Bir kere otomatik otofokusu alıp kendimi kaydedeyim dedim. Videoda bulanan sürekli benim yüzümü yakalamaya çalışıyor ve focus breathing yapıyor o sırada. Ayrıyeten o ses sürekli mikrofona vıcık vıcık vıcık. O zamandan beri video çekmek için kullandığım bir makine değil bu. Otofokus sistemine gelirsek, makinenin içerisinde dahili bir otofokus sistemi yok. Bayonetin şurasında bir vida ucu oluyor dahil otofokusta, fakat bu D3300 serisi olsun, 5000 serisi olsun, bunlarda genel olarak ihtiyaç duyulmadığı için, o yüzden içerisinde bir otofokus motoru yok. Lensler de var.
Otofokus yapacak lensler istiyorsanız AFI ya da AFS'leri kullanabiliyorsunuz bu makinede. Yeni çıkan AFP'leri kullanamıyorsunuz çünkü desteklemiyor. Normal fotoğraftaysa nispeten bayağı hızlı fokus yapabiliyor denilebilir. Yani bu lens için konuşuyorum. Fotoğrafta hızlı fokus yapıyor. Eksilerine gelirsek, Live View'de otofokusu çok yavaş ve hani sesli. 800 ISO'da gren artıyor. Dahili AF motoru yok. Ha, bu arada Live View'de fotoğraf çekmek isterseniz bayağı hani hızlı değil. Sanki hani siz saniyelik bir instantane hızıyla fotoğraf çekiyormuşsunuz gibi davranıyor. LCD ekranı çok yanıltıcı olabiliyor. Mesela burada baktığım fotoğraf çok güzel, çok net gözüküyor. Bilgisayar attığımda yanlış yere odaklamışım. Ki ben genelde bu eski monitör odak lensleri kullandığım için bu konuda ona güvenim yok. AFP dediğimiz AFP lensleri desteklemiyor. Sensörün alakalı bilmiyorum, hani benim lenslerim keskin olmasına rağmen bu makineyle çektiğim hiçbir fotoğrafımda o keskinliği yakalayamıyorum. Bu garibime gidiyor. Büyük ihtimal bu sensörle alakalı. Artıya gelirsek APS-C sensör olarak geçen crop sensörlü bir makine. Yani şu aynanın arkasındaki gördüğünüz şey sensör var. Tabii şu anda kapalı bu. Oradaki APS-C sensör 1.5 çarpanına sahip. Bu da şu anlama geliyor. Eğer DX formatlı bir lens kullanmıyorsanız mesela bununki. Bu 28-200, 200 mm'yi kullanmak istediğim zaman bana 300 mm veriyor. Bu konuda benim için çok büyük artı. Çünkü hani lens istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz. Hem full frame lenslerini kullanabiliyorsunuz, hem DX formatları. Full frame'leri 1.5'a çarpıp kullanıyorsunuz. Bu benim bayağı hoşuma giden bir durum oluyor. Hiç makine eline almamış insanlar için guide dediği bir çekim şeyi var. Bildiğiniz bu yaşlı insanların, daha da yaşlı insanlar demeyeyim, 1500'lü yıllardan geliyorsanız sizin bir çekim yapmanızı sağlayacak bir menüye sahip olan makine bu. Size nereye basacağınızı, nasıl basacağınızı, ne şekilde basacağınızı anlatıyor. Zaten 3-4 tane tuş kullanabiliyorsunuz onda da. Mount'unu, F bayonetini kullanıyor. Bu F bayoneti gerçekten benim çok sevdiğim bir bayonet. Haliyle bu benim makinenin bir artısı oluyor. Bir de batarya konusunda gerçekten çok güzel. Neredeyse haftada bir falan şarj ediyorum. Video konusunda değil, fotoğraf konusunda. Video konusunda ise yine bayağı giden bir lens, yani şey, makine oluyor. Hangi dev modelini seçmelisiniz de gelirsek, boyut ve kullanımda iyileştirmeler bakıldığı zaman bu makinenin en tercih edilebilir modeli D3400 şu anda alacaksınız. Ama hala hazırda elinizde bir D serisi ürün var. Hani artık bana yetmiyor, bir üst modele mi geçeyim demek yerine D5000 ya da 5700 serilerine bakmanız daha mantıklı. Çünkü onlar size gerçekten ciddi anlamda geliştirilmiş bir kullanıcı şeyi sağlıyor. Döner ekran olsun, AF motoru olsun, ekstra performans yönleri olsun, çift SD kart durumları olsun. Hani şu zamanda eğer elinizde varsa kullanabileceğiniz bir model, ama elinizde yoksa kesinlikle hani çok çok uygun bulmadığınız sürece almayın diyebileceğim bir model olur. Çünkü bu fiyat aralığında daha iyi modeller de var, ya da az bir miktar daha koyup sıfırını alacaksanız az bir miktar koyup Sony tarafına da bakabilirsiniz. Yani çünkü yanlış hatırlamıyorsam sıfır fiyatı 3700 iken Sony'nin, pardon, 2700 iken Sony'nin mesela şeyi 4000 bandına seyrediyor, A100'ü. A6100 mi o modeli? Hani o modele bakmanız daha mantıklı olur, ya da 5500, ya da en basit yeni modelleri bundan daha ucuza satılıyor neredeyse ve ağırlık olarak şey olarak daha kullanışlı. Yani kısaca almayın. Eğer sıfır alıyorsanız. Ama ikinci eli mesela çok uygun kelepir bir fiyata denk getirirseniz alabileceğiniz bir makine. Hani mutlu olursunuz ama öyle çok da mutlu olmazsınız. Bu kadar bilgi.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü bu beğenmeniz benim çok hoşuma gidiyor. Ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada incelenmesini istediğiniz bir şey varsa alta yazarsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.